Eşine ancak film sahnelerinde rastlanan olay, öğleden sonra saat 14 sıralarında Güre beldesindeki Melek Hanım tatil sitesinin 11 Taksim 7 nolu villasında gerçekleşti. Aman asıllı eşi 75 yaşındaki Emi Elze Göçmez'le birlikte denize sıfır yazlık dairesine giden 80 yaşındaki Musa Göçmez adlı makine mühendisi, evini hırsızlara karşı güvenli hale getirmek için film sahnelerine özenerek silahlı bir hırsız avlama düzeni yaptı. Musa Göçmez'in kurduğu öldürücü hırsız avlama tuzağı, dairenin giriş kapısında bulunan paspasa bağlı olarak çalışıyordu. Paspasa basıldığı anda harekete geçen mekanizma, giriş kapısının karşısındaki yarı otomatik pompalı tüfeği ateşliyor ve içeri giren hırsızı etkisiz hale getiriyordu. Evinde iki tane çelik kasa bulunduğu öğrenilen Musa Göçmez, Alman asıllı eşiyle birlikte evinin giriş kapısından içeri girerken kurduğu ölümcül hırsız tuzağını unuttu ve mekanizma harekete geçti. Evin koridorundan içeri giren Musa ve Emi Elze çifti, yarı otomatik tüfeğin ateş etmeye başlamasıyla birlikte bel altından ağır biçimde yaralandı. Yapılan incelemede tüfeğin 8 el ateş ettiği ve Musa Göçmez'in 5, eşinin de 3 el kurşun yarası aldığı öğrenildi. Bilindiği gibi kendisi hazırlamış herhalde o sistemi. Ondan evvel de daha böyle bir olay olmuş. Ama bu ikinci de kendi tarafı. Ne gibi bir unuttular herhalde? Herhalde unuttular tabii. Şefim ne gibi güzenek mi? Vallahi bilmiyorum, içeride söylentiye göre galiba pompalı tüfek sistemi yapmışlar. Neyle ilgili yapıyorlar? Güvenlik mi bu? Güvenlik bakımından yapmışlar. Kapıya doğru yapmışlar o zaman, giriş kapısına. Alt ve üstlerde bütün kapılarda. Bütün kapılarda mı? Tabii. Kapılar açıldığında patlıyor yani. Kapıyı açtığın zaman devreye giriyor. Evet. Devrede işte. Tüfek mi? Pompalı tüfek. Deriliyor, bilmiyorum. Olay yerinde hayatlarını kaybeden Göçmez çiftinin cansız bedenlerini kapının açık olduğundan şüphelenerek eve gelen sitenin bahçıvanı ve bekçisi buldu ve hemen durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Evde Cumhuriyet Savcısı ile birlikte geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri evdeki birçok noktayı fotoğrafladıktan sonra cesetleri Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.